Osmanlı ordusunun İngilizlere karşı kazandığı Kutülammare zaferinin üzerinden 100 yıl geçti. Mardin'de zaferin yıl dönümü sebebiyle uluslararası bir sempozyum gerçekleştiriliyor. Kameralarımızı şimdi Mardin'e çevireceğiz. Karşımızda Gözde Özyürek var. Gözde merhaba, seni dinliyoruz. Mardin Artıklı Üniversitesi uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Kutülammare zaferinin 100. yılı kutlanıyor. Bu yıl her ne kadar çok fazla bilinmese de bu zafer tarih kitaplarında çok fazla rastlayamasak da bu zafere aslında destansı bir zafer. Bu da tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliğinde yine düzenleniyor. Yanımızda Lokman Çağrıcı var. Kendisi Bağcılar Belediye Başkanı. Bu sempozyuma ev sahipliği yapan isimlerden efendim. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Evet, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz aynı zamanda sempozyumumuza. Çok güzel bir zafer. İngilizlere karşı kazandığımız o dönemin koşullarında destan yazmışız yine ama çok fazla rastlayamıyoruz bu zafere. Tabii ki özellikle Osmanlı Devleti'nin savaşlardan mağlup olarak çıktığı, yıprandığı bir süreçte Çanakkale zaferinden sonra Türk tarihine baktığımız zaman en önemli zafer olduğunu görüyoruz. Aslında 1950'li yıllara kadar Kut Zaferi Bayramı olarak da kutlanmış. Daha sonra iptal edilmiş ve tarih kitaplarında da yer almamış. Ama baktığımız zaman buradaki zaferin en büyük özelliklerinden bir tanesi yine Irak cephesi, Osmanlı'nın oralardaki mücadelesi İngilizlerle birlikte devam ederken iki farklı cephe ve iki farklı zihniyet. Bir tanesi de sömürü var, diğeri ise insanların huzuru, refahı ve kurtuluşu var, mutluluğu var. Buradaki diğer bir önemli konulardan bir tanesi de 13.500 askeriyle ve yüzlerce komutanıyla birlikte esir alınan o esirlere bir esir muamelesi yapılmamış olması aynı zamanda ve onlara siz bizim misafirimizsiniz diye muamele edilmesi çok önemli. Zaten tarihte baktığınız zaman Osmanlı'nın seferlerinin hiçbirinde ne bir ganimet ne de bir zulüm veya bir insanlara yapılan bir hareket görürsünüz. Tam aksine insanların huzuru ve mutluluğu için ve İslam'ın yayılması için yapılan zaferler ve mücadeleler olarak bunu görüyoruz. Baktığımızda İngilizlerin kesin kazanırız gözüyle baktığı bir muharebe aslında ki. Ama bu yerli basında olsun, yabancı basında olsun çok büyük bir yankı uyandırmış. O zaman hiç böyle bir şey beklemiyorlardı tabii. Mutlaka biliyorsunuz o zaman güneşin üzerine batmadığı imparatorluk olarak kendilerini zikrediyorlardı, anıyorlardı. Ve burada hem yerel halkın da Osmanlı'ya vermiş olduğu destek de çok çok önemli. Ve İngiliz ordusunun orada büyük bir hezimete uğramış olması da onlar açısından da gerçekten çok önemli. Ve önemli bir zafer ve önemli bir bölge. Böyle bir süreçte yokluklar içerisinde mücadelelerle elde edilen büyük bir zaferin 100. yılındayız. Bundan sonraki süreçte de mutlaka tarihimizi yaşatmak zorundayız. Gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Çünkü biz geçmişiyle, tarihiyle övünen ve şanlı tarihe sahip bir milletiz, bir topluluğuz. Ve biz şehitlerimizle, gazilerimizle birlikte yaşıyoruz. İşte bunun en bariz örneklerine baktığınız zaman yaşayan tarih olarak gördüğümüz Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, işte yine Kutulamara'da ve birçok cephede, birçok mevzide biz onların inşallah gelecek yıllardaki nesillere en iyi şekilde de aktaracağımıza ben inanıyorum. Her geçen gün Türkiye güçleniyor. Aynı tarihte olduğu gibi bugün de aynı sıkıntıları yine bu bölgelerde yaşıyoruz. Bakın bugün Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki sıkıntıların en büyük sebeplerinin başında Türkiye'nin güçlenmesi geliyor. Türkiye'nin tarihteki yerini alması geliyor ki Orta Doğu'nun huzuru maalesef Avrupa'nın, Rusya'nın işine gelmiyor. Amerika'nın işine gelmiyor. Orta Doğu'nun huzuru demek Türkiye'nin daha da güçlü olması demek. Ve orada Orta Doğu'yla birlikte hedef büyük bir Türkiye'nin önünü kesmek var. Ama bunu başaramayacaklar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık yoluna girdi ve milletiyle bütünleşmiş bir cumhurbaşkanıyla ve başbakanıyla, hükümetiyle ve ekibiyle inşallah gelecek yıllarda en kısa sürede, hızlı bir süreçte yerini alacaktır diye düşünüyorum ben. Peki.
ki 5 farklı ülkeden katılımı var. Uluslararası alanda da yankı uyandıracak bu sempozyum eminim. Çok güzel konulara değinilecek. Çok ince ayrıntılara girecek. Bugün neden tarihin derinliklerinde kaldı? Herkes bunu merak ediyor. Bu açıklığa da kavuşmuş tabii olacak ki, bugün. Tabii ki. Burada zaten bu sempozyum bugün ve yarın devam edecek ve daha sonra da bizim önceki yıllarda yapmış olduğumuz sempozyumlarda olduğu gibi kitaplaştırılacak. Bir kitap kaynak eser haline getirilecek. 5 farklı ülkeden her boyutuyla ele alınacak. Tarihe yansımasından tutun da sebeplerinden ve sonuçlarına kadar hepsi de burada sempozyumda ele alınacak. Peki, çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet, güzel bir, aynı zamanda çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi aynı zamanda yine birkaç önemli isimde işbirliği içinde bu sempozyumu gerçekleştiriyor. Osmanlı ordusunun Çanakkale'den sonra aynı zor şartlar altında kazandığı yine çok önemli bir destan, zafer. Ancak her ne kadar bilinmese de bu 100 yılın ardından yeniden yaşatılmaya, canlandırılmaya çalışılıyor. Sempozyumla birlikte bugün o merak edilen sorular cevaplarını bulacak. Biz de gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Mardin'den sözü tekrar stüdyoya bırakalım.